Challenger is in the ring with his white short terry cloth robe, as you see. He's ready to put the big gloves on. And Cassius Clay now bouncing in from the dressing room on the far side of the arena as Cassius again loose and limber. Genç gibi ben de top oynamayı istiyordum. Ama ayağım kırılınca ailem topu bana yasakladı. Sporu çok sevdiğim için yine de spor yapacağım deyince abimin tavsiyesiyle boksa başladım. Bir aile yuvası kurmuş ve bu aile yuvası saadet merkezi haline gelmiş. Bu insanların çok özlediği bir şey. Aile yuvası içerisinde çocuklar dünyaya gelmiş ama Kamacı bir Avrupa şampiyonu olarak, bir baba olarak tezahür ediyor benim gözümde. Şahsen bana sorsanız bunu bir meslek olarak icra etmem ama babamın çalışmalarına katıldığım zaman ve de kendim de boks yaptığım zaman gerçekten insanın o fiziksel açıdan sınırlarını zorladığını görüyorum. ...1958'de İstanbul Fadi Güreş Kulübü'nde başladığım kulüpte maç yaptık. Şişli kulübünden Leon isimli bir vatandaşla dövüştük. 71 kiloda. O yaşta. Ve ben maçı kazandım. Ama ve lakin maçı kazandıktan sonra tövbe olsun bir daha boks yapmam dedim. Niye? O kadar yoruldum, gördüm. Bir daha boks yapmam dedim. Ama bir hafta, iki hafta geçti, gene başladık. İşte öyle devam ettik. Bir dönüm noktası sevgili dinleyenler. Evet, 1 Ekim 1972 tarihindeyiz ve Cemal Kamacı, Fransız boksör Roger Zami ile karşı karşıya. Şu anda gördüğünüz Roger Zami, Guadeloupe adalarından, Pointe Pitre'den kalktı geldi ve bakalım Cemal Kamacı karşısında ne yapacak? Bütün seyirciler Cemal Kamacı'yı tutuyor. Türkiye'nin kalbi şu anda bu önemli müsabakada atıyor.